بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. كلما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان، فبلغ روحه وأرواح أهل بيته وأصحابه وأحبابه وأتباعه منا التحية والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, İmam Osman Bedrettin Erzurumi diye şöhret olmuş türbesi Harput'ta bulunan büyük bir zatın cemaate yaptığı sohbetleri, onun sohbetinden 70 sene, 80 sene sonra sizinle biz dertleşiyoruz. Allah şefaatine nail etsin. Şöyle buyurmuş mübarek, kürsüden söylemiş bunu: bu dünyanın fenası mukarrar, zevali muhakkaktır. Er geç bu dünya bitecektir. Fanidir. Külli şeyin fani. Ve fani, bu fani eğer bir dar-ı karar ve bir dar-ı nimet olaydı, Habib-i Huda, Resul-ü Müşteba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri kalırdı. Eğer baki kalsaydı o kalırdı. O vefat ettiğine göre, o da bu dünyayı terk ettiğine göre demek ki Hazreti Habibullah'ın intikal-ı şerifinden daha acılı ve daha büyük bir musibet tasavvur olamaz ve yoktur. İslam tarihçileri diyorlar ki, yeryüzünün en acı ve en sevinçli günü, en sevinçli günü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Medine-i Münevvere'yi şereflendirdiği gündür. En acılı günü de Fahri Kainat Efendimizin Medine-i Münevvere'de vefat ettiği gündür. Eğer ciğerden Resulullah sevilseydi, elbette candan severek o Hazretin şeriatıyla amil, sünenat-ı seniyyesine tabi, ahlak-ı kerim-i nebevisiyle tahalluk ve batın-ı celil-i Muhammedisine de tebiyyeti ihtiyar ederek bugün şefaat-ı kübrasına mazhariyetle Hazreti Allah bilinir ve bulunurdu. Dört şey sayın. Eğer Peygamber Efendimiz'i hakikaten sevseydik, bu ümmeti icabet sevseydi, ümmeti ikiye ayrılıyor. Biri davet, biri icabet. Ümmeti davet, umum. Tüm kainat, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, insin, cinnin peygamberidir. Herkesi davet ediyor, sofra aç. Ama bunlardan kabul edenler ümmeti icabettir. Resulullah'ın davetine icabet ettiler. Gelelim ümmeti icabete, inandım, kabul ettim diyenler de eğer, şimdi dört şey sayıyor. Bir, o Hazretin şeriatıyla amir, şeriatıyla amel etseydik, sünenat-ı seniyyesine de tabi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine de tam tabi olsaydık, iki. Üç, ahlâb-ı kerîm-i nebevîsiyle tahalluk, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla da ahlaklansaydık.
Bir de bunun üçünden sonra, bunları yaptıktan sonra insana ihsan olacak, batın-ı celil-i Muhammedisine de, Peygamber aleyhissalatu vesselamın batınına da tebiyyeti ihtiyar ederek, eğer bu dördü yapsaydık, bu dünyada şefaatine mazhar olurduk. Ahirette de şefaatine mazhar olurduk. Ve ayrıca marifetullah'a ulaşırdık. Malumunuz şefaati inkar edenler var. İstanbul'un meşhurlarından biri, şefaat ya Resulallah diyen, imanını tazelesin diyor, estağfurullah. Halbuki Allahu Alem, şu yakında bir cami var, bir paşanın camii. Garibandan birisi çok daralmış, Resulullah Efendimiz'e tevessül etmiş. Tevessül, piyasada kaç tane tevessül adlı kitap çıktı. Tevessül nedir? Allah'la birinin arasına birini vesile edinmek. Allah'la kul arasına girilmez diye müthiş saldırı var. Bizim memleketimiz şu anda Ehl-i Sünnet'in merkezi. Ama Ehl-i Sünnet o kadar ciddi taarruz görüyor ki aman Allah, internete bir girin kıyamet kopuyor. Böyle sıradan adamlar saldırmıyor. Eğitimli canavarlar var. Ehl-i Sünnet'in itikadına saldırıyorlar. Onlardan bir tanesi de peygamberi bile kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar, şöyle kabul etmiyorlar. Peygamberin bir görevi vardı diyorlar. O da bir insandı. Kur'an'da böyle diyor. Ne diyor? اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki Habibim, ben de sizin gibi bir insanım. De. Ama ayetin devamında orada bitmiyor. يُوْهَا اِلَيْهِ Bana vahiy gelir. Yani insanım ama sizden bir farkım var. Allah bana vahiy eder. Orayı okumuyorlar. Ben de beşerim. Bir görevi vardı. Cenab-ı Hak eline kitab-ı mecidini tutuşturdu. Allah'ın mektubudur Kur'an-ı Kerim. Allah kelamıdır ama insan projesidir. Sadece okunmak için değil, hem okunmak hem de hayata tatbik etmek için gönderilmiştir. O görevini yaptı, bir postacı gibi çekti gitti. O da bir insandı, o da bir faniydi. Âmenna ve saddakna. O da bir insandı ama Muhammedun beşerun ve reyse kel beşer. Bel huve yakutetun ve nâsü kel haceri. Hüvel habibüllezî turca şefaatuhu. O da bir beşerdir ama bütün insanlık onun şefaatine müracaat ediyor. İnsanlar sıradan taş gibidir, o yakut gibidir, altın gibidir, zümrüt gibidir. Altın madeniyle sıradan taşlar aynı seviyede olur mu? Allah razı olsun. Şimdi garibanın biri çok sıkışmış. Demiş ki, ya Resulallah, senin isteğini Cenab-ı Hak reddetmez. Bana vesile ol, elçi ol. Cenab-ı Hakk'a söyle de, beni bu zaruretten kurtarsın. Rüyasına Peygamber Efendimiz gelmiş. Demek iyi yalvarmış, sesini duyurmuş. Demiş ki, falan paşaya git, sana 100 altın versin. Peygamberimiz böyle söyledi diye. Eğer nereden belli peygamberin söylediği, belki beni kandırıyorsun derse, ona de ki, her perşembe akşamı Resulullah'a şu kadar Yasin, şu kadar salavat okuyormuşsun. Bu hafta okumamışsın. Emanetini göndersin diyor Resulullah Efendimiz de. Adam uyanmış. Peygamberi rüyada gören insan kuşlar gibi hafifler, Cenab-ı Hak hepimize göstersin. Dünyası cennete döner. O sıradan bir olay değil onun nur yüzünü görmek. Adam mutlu gitmiş paşaya. Demiş ki, paşam, ben bu gece rüyamda Resulullah Efendimiz'i gördüm. Çok da ihtiyacım var. Efendime derdimi arz ettim. O da bana rüyamda geldi. Buyurdu ki, paşaya git sana 100 altın versin dedi. Ne be demiş, rüyada peygamberi gördüm, belki beni kandırıyorsun.
Demiş ki, rüyamda bana onu da söyledi. Dedi ki, paşa her perşembe gecesi bana şu kadar Yasin, bu kadar salavat okuyordu. Bu hafta okumadı, hediyemi yollasın dedi. Paşa biraz duraklamış, o da çok duygulanmış. Demiş ki, hele ne söyledi bir daha tekrar et, adama bir daha tekrar etmiş. Biraz duygulanmış, hele bir daha tekrar et. Garibane 7 defa tekrar ettirmiş rüyada gördü. Netice, bir gariban bu. Demiş ki, galiba paşa benimle dalga geçiyor. Adam demiş, ne böyle konuşturup duruyorsun, vereceksen ver, vermeyeceksen verme. Paşa garibana 100 altın değil, 700 altın vermiş. Demiş ki, efendi demiş, eğer tekrar etmeye devam etseydin, her tekrarına 100 altın verecektim. Deyince, asıl mesele, gariban ne demiş bakın. Demiş ki, kurban olayım sana ya Resulallah. Ben zannediyordum ki sen ahirette şefaat edeceksin. Sen daha burada şefaat edin. Biz böyle inerdiriz. Garibanın biri hacca giderken babası yolda ölmüş. Kısa anlatayım. Ölmüş ama orada kalmamış. Bağışlayın domuz olmuş. Kestirme anlatıyorum. Gariban ağlıyor. Ya ne yapacağım şimdi ben babam? Değişti. İçten ağlarken nur yüzlü bir zat güneş gibi doğuvermiş gelmiş. Elini gezdiriverince babası nur yüzlü bir veliye dönmüş. Beraber cenazeyi defnetmişler. Ayaklarına kapanmış. Demiş ki, ya sen kimsin Allah aşkına? Benim bu dar vaktimde bana bu iyiliği nasıl yaptın, sen kimsin? Demiş ki, ben ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl yetiştim? Demiş ki, senin baban bana çok salatü selam okurdu. Ne kabahati varsa o surete tebdil olundu ama salatü selamıyla bana haber verdiler, geldim yetiştim. Bunun gibi kitaplarda milyonlarca model var. Huzurun, mutluluğun, iki cihan saadetinin şifresi Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onu sevmek, insanlığa bıraktığıyla amel etmek ve onun sevgisiyle dolup taşmak. Dedikten sonra mübarek şöyle demiş. Ey nefsi ezlem, kendi kendine hitap ediyor. Ey zalim nefis. Ve ahbes, ey murdar nefis. Delilsiz davacıların her vakit yüzü kara olur. Mahkemeye gideceksin, elinde delil yok. Yüzü kara olur, envai rezalet ve esnaf-ı fezahat ve rüsvaylık bulur. Sen gel de Allah'tan haya et, her veç ile Habibullah ve mürşid-i cana tebiyyet, tevfik-i nimel rafika ulaştığın halde terk-i dava et. Benliğimi bırak. Bütün varlığınla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iktida et. Benlikten vazgeç. Fute-i muhabbette kal ve öylece ol ve öylece öl. Yani Resulullah'ın sevgisinin içinde yok ol. Çok sev Resulullah'ı. Sen makam-ı celil-i abdiyette kullukta kal. Benliğe kapılma. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'in tamamı Rabbim'in kelamıdır, severim. Ama en ziyade sevdiğim yer, Subhanellezî esra bi abdihideki bi abdihi kelimesi. Efendimiz buyuruyor, en çok onu seviyorum. Niye? Cenab-ı Hak orada kulum diyor. Kulum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Abduhu, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın kuludur. Nefsinin kulu değil, dünyanın kulu değil, makamın kulu değil, şöhretin kulu değil, şehvetin kulu değil, sırf Allah'ın kulu. Ne dedi? Salime ayı koysalar, sol elime güneşi koysalar, bütün kainatı verseler bu davadan dönme. Bu aleme gelişim gayesi ilahi ente maksudi, ya Rabbi, maksadım sensin, isteğim de senin rızandır.
Kullukta kal ve kulluğun hakikatine dalmaya bak. Herkes kul. Herkes kul ama Ebu Bekir'e Sıddık nere? Benim gibi günahkar nere? Ne diyor Peygamberimiz? Bak, veda hutbesinde Peygamberimizi dinleyen Ali rivayetin 124 bin sahabe var. Böyle sıradan insan değil bunlar. Fakat içlerinden bir tanesine dedi ki Allah sineme ne döktüyse tamamını Ebu Bekir'in sinesine döktüm dedi. Hazreti Ömer gibi bizzat dedi ki bu Peygamberimizin bu hadisini duyunca ah dedi keşke dünyaya Ömer olarak gelmeyeydim de Ebu Bekir'in sinesinde biten bir tüy olaydım dedi. O da insan. Geçen hafta buna benzer bu mesele için birkaç tane örnek vermişimdir ama tekrar da olsa bir tanesini yine tekrar edeyim. Yeryüzüne hepimiz gelip gidiyoruz. Surete hepimiz insan gibi yaratılmışız. Ama insanlar arasında dereceler var. Şazeli tarikatının piri Ebu Hasan Şazeli Hazretleri diyor ki bir yatsı namazına Mescid-i Aksa'ya gittim. Yatsıyı kıldık. Niyetlendim ki bu geceyi bu camide ibadetle geçireyim. Sabaha kadar ibadet edeceğim. Cemaat dağıldı. Mescidin müezzini de kandilleri söndürdü, çıktı gitti. Ben ibadete başlayayım dedim, birden perde değişti. Perde değişti. Hallacı Mansur'un mahkemesi kuruldu. Peygamber Efendimiz nurdan bir kürsü üzerine oturmuş, perde değişiverdi. Cihariyar-ı Hüseyin Efendilerimiz, diğer tarikat pirleri arkasında 124 bin enbiya hazır. Hallacı Mansur'un mahkemesi başladı ama ben Efendimizin nur cemaline dağmış gitmiş. Ne mahkeme, ne Hallacı Mansur, ne diğerleri dağılmış gitmişim. Bir çıtırtı oldu. Baktım mescidin müezzini içeriye girdi. Şimdi iyi düşünün, yatsı namazından sabah müezzin gelinceye kadar Resulullah'ın nur cemalini seyrediyor. O da insan. Biz de insanız. Şey değişti diyor, perde değişti. Tabii ben akşamdan sabaha kadar onun nur cemalini seyretmişim. Bir şaşkınlık geçirdim diyor. Oradan çıkınca şaşkınlık geçirdim ama asıl söyleyeceğim meseleye bakın. Mescidin müezzini diyor, gözümün içine baktı böyle, dedi ki, şaşırma. Sen ve bütün kainat, onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Baktım diyor, benim gece sabaha kadar Efendimizin nur cemaline baktığımdan haberi var müezzin. Dedim ki, bu ne büyük bir adam. Namazdan sonra bunu yakalayayım. Ömrümün sonuna kadar bunun kölesi olayım. Hizmetinde bulunayım. Ama bir daha o adamı Mescid-i Aksa'da göremedim. Kayboldu gitti. O adam yok artık. Peygamberimizin nur cemalini seyreden de insan, onun seyrettiğinden haberi olan da insan, bizim gibi bohçasında günahtan başka bir şey olmayan da insan, Cenab-ı Hak bize husnu hatime nasip etsin. Sen kulluğun hakikatine ermeye bak. Hem efendi hem benderlik bir vücutta olmaz. Bir adam hem efendi hem de kul olmaz. Birisi efendi olur, birisi kul olur. Bizim hissemize kulluk düşmüş. Kulluğumuzu güzel yaparsak ne olur şimdi söyleyecek. Kulluğumuzu onun dediği gibi yaparsak. Hadis-i Kudsi de diyor ki ey Ademoğlu benim istediğim gibi ol. Senin istediğin gibi olayım. Hadis-i Kudsi'dir. Benim istediğim gibi ol, senin istediğin gibi olayım. Benim ol, senin olayım. Bir de gençlere özel sözü var Hadis-i Kudsi'de. Gençliğinizi bana harcayın, yaşlılığınızı elinizden ben tutayım. Boş zamanlarınızda benimle olun, dar zamanınızda sizinle olayım. Geniş zamanınızda bana kulluk edin, dar zamanınızda yardımınızda ben geleyim.
Bana kul olun, size kul olayım diye bitiyor hadisi. Allah kul olayım diyor. Ne demek Allah kul olayım demesi? Yani bütün işlerinizi ben idare edeyim. Her türlü zorluklar kolay olur. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Uzun bir tevfiznamedir. En hoşuma gidenlerden birisi de şudur. Dilden gamı dur eyle. Gamı bırak. Gönülden gamı bırak. Tevfiz-i ümur eyle. İşimi Allah'a teslim et. Rabbinle huzur eyle. Daima onu hazır ve nazır bil. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Allah yanlış yapmaz. Ahkemül hakimi. Bütün hükümlerin en güzelini o hükmeder. Cenab-ı Hak kendisini hakkıyla kullukta cümlemizi muvaffak eylesin. Hem efendi hem kulluk bir vücutta olmaz. Sen bendeliğini yani kulluğumu iyice anla da senin efendin senden taraf müdafaa ve seni her veçile zahir ve batın düşmanlarından muhafaza eder. Peygamber Efendimiz bir gün amcazadesi İbn Abbas radıyallahu anh'ıma alır. Ona seslendi. Ya İbn Abbas, ta buraya gel. O da koşarak geldi. Buyur ya Resulallah. Buyurdu ki İhfazillâhe yihfazke. Allah'ı muhafaza et. Allah seni muhafaza etsin. Allah'ı muhafaza et ne demek? Onun emirlerini muhafaza et. Sana verdiği emirlere dikkat et. Muhafaza et. Allah seni muhafaza eder. Yoksa haşa Allah'ı muhafaza etmek kim biz kim? Dinini muhafaza et. Biraz sonra söyleyecek. Allah senin adına düşmanlarına senin müdafaanı yapar. Kim külliyetiyle bana yönelirse başkalarının vermeyeceğini ben ona ihsan ederim buyuruyor Cenab-ı Hak. İyice fehmeyle ve bul. Hadis-i kutsi'de buyuruluyor ki men kâne lillâhi kâne allâhu leh ve mâ sivâ. Kim Allah için olursa Allah onun olur ve Allah'a ait her şey de onun emrine gelir. O yüzden Mevlana Halid-i Bağdadi'nin bir Türkçe'ye şiirleştirilmiş bir cümlesini nakledeceğim. Burada özellikle bazı okumuş akademisyenler buraya çok saldırıyorlar. Diyor ki Mevlana Halid-i Bağdadi iki alemde tasarruf ehlidir ruhu veli. Velilerin iki alemde sözü geçer. Demek ki bu mürdedir, bundan nice derman ola. Bu öldü gitti, bundan ne fayda olacak? Deme. Deme. Bazıları şimdi türbelerde bizim yaptığımız yanlışlar var. Bize yapılan yanlışlar var. Bizim yaptığımız yanlışlar nedir? Türbeye gidiyor, abdestsiz gidiyor adam. Türbeye gidiyor, türbedeki zata diyor ki ey filan bana oğlan ver, bana kız ver. Bana mevki ver, makam ver, işte dünyalık ver. Türbedeki zattan böyle bir şey istenmez. Bana dünyalık ver, olmaz. Mum yakıyor. Olmaz. Bunlar hep bizim yaptığımız yanlışlar. Sen bir velinin huzuruna gidiyorsun. Veli olduğuna inanıyorsun. Abdestsiz gidiyorsun. Saygısız şeyler istiyorsun. Orada neler neler yapıyorlar. Bazıları gidiyor türbelerde kurban kesiyorlar. Orada ziyafetler çekiyorlar falan. Bunlar yanlış şeyler. Ama İmam-ı Azam Efendimiz aynı yanlışı Peygamberimizin huzurunda bile yapıyoruz. Ne yapıyorlar peygamberimizi ziyarete gidenler? Allah hepimize nasip etsin. Her birinin elinde bir kamera. Vallahi bir gün yatsı namazını bitirir bitirmez Arapça adamcağız başladı ağlayarak. Ey Hüccacı Kiram Allah peygamber aşkına dedi de yapmayın burayı stüdyoya çevirdiniz dedi.
Herkesin elinde bir kamera ya. Televizyonda Beytullah'ı, Ravza-i Mutahara'yı alabildiğine göstermiyor lan. Niye telefonla gidiyorsun oraya kardeşim sen? Gitme Allah aşkına. Dünyanın her tarafından Beytullah'ta gösteriliyor Peygamberimizin türbesinde. E niye telefonla çekiyorsun? Bir hastalık var, bir cehalet. Ama fıkıh kitapları ne diyor? İmam-ı Azam Hazretleri Resulullah Efendimiz'in mezarına 5 metreden fazla yaklaşmadı. En yakın olduğu yer 5 metreden boynunu büktü. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah dedi. E bize ne oluyor? O parmaklar neydi? Neydiyse hacılar yırtacaklar Allah etmeye. O yüzden asker koyuyorlar orayı. Bizim bu yanlışlarımıza karşı dönüyor, Suud'da millete adeta sopayla vuruyor. Neler oldu, neler oldu? İlk bundan 50 seneki haliyle bugünkü hal arasında farklar var. Şimdi gelen türbelerdeki bu yanlışlardan kurtulmamız lazım. Değil mi? Peki ziyaret etmeyelim mi? Eder. Evliyaullah'ın türbesi. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Men zâra gabri fî memâti vecebet lehu şefaati. Kim vefatımdan sonra gelir türbemi ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur. Ne muhteşem bir ibadet. Şefaatim vacip olur diyor. Men zâra gabri fî memâti keennemâ zârani fî hayâti. Vefatımdan sonra gelip türbemi, mezarımı ziyaret eyleyen sağlığında beni ziyaret etmiş gibi olur diyor. Bu ne büyük bir devlet. Bu ne büyük bir nimet. Ziyaret edeceğiz ama adabına uygun olarak ziyaret edeceğiz. Peygamberimizin bu hadisinden Evliyaullah'ın da nasibi var. Onların da türbelerini ziyaret edenler sağlıklarında ziyaret etmiş gibi olur. O velinin de şefaatini hak ederler. E nasıl ziyaret edilir? Gider, tazimle durursun, bir Fatiha, 3 İhlas, 3 Salavat okur, onun ruhaniyetine hediye edersin, dileklerin oraya ulaşır. Ha bir isteğin de varsa, şöyle demekte mahsur yok. Ya Rabbi, ben aciz bir kulum, şu mübarek zat, inanıyorum ki seni sevdiklerindendir. Bunun hatırına benim şu müşkilimi lütfeyle. Bunun hatırına bana hayırlı bir evlat ihsan eyle. Kimden? Allah'tan istiyorsun. Veliden istemiyorsun. Peygamberden de istemiyorsun. Ama onun hatırına buna tevessül deniliyor. Vesile. Vesile deniliyor. Sen ulaşamadın yere, santraldan ışık alacaksın. Devlet ne yapıyor? Hat çekiyor. Sen de fişeği takıyorsun. İşte oradan cereyan alıyorsun. Aynen onun gibi. Hadis-i şerifine masadak olmaya gayret eyle. Bir hadis-i şerif daha yazmış buraya mübarek. Kudsi hadistir bu. Bir de ezdat hadisi denir. Ezdat, Arapçada zıtlar demektir. Peygamber Efendimiz'in mübarek dudaklarından bazen birbirine zıt cümleler çıkar. İkisini doğru söylüyor. İkisi de doğru ama ikisi birbirine zıt nasıl olur? Misal vereyim. Biri bu. Başka bir misal vereyim. Bir adam geldi Efendimiz'in önüne diz çöktü. Ya Resulallah zikredin zikredin hem Kur'an diyor hem siz diyorsunuz. Hangi zikir daha efdal? Açık zikir mi gizli zikir? Efendimiz adama baktı. Buyurdu ki en efdal zikir açık zikirdir. Dedi. O adam yerinden kalkmadan bir adam daha geldi. Aynı soruyu sordu. Ya Resulallah dedi. Hem Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak zikredin diyor. Hem de siz zikredin diyorsunuz. En efsar zikir hangisidir? Adama baktı Efendimiz. Buyurdu ki en efsar zikir gizli zikirdir. Bak şimdi birbirine zıt oldu. Ona açık zikir. Buna gizli zikir. Buna ezdat diyoruz biz. Hadis ilminde. Peki niye öyle diyor Resulallah? O müthiş bir tabiptir. Tabibullah'tır. Habibullah olduğu gibi Tabibullah'tır. İnsanlığın bütün dertlerinin şifasıdır. Karşıdaki hastaya göre reçete. Birinci hastaya açık zikir, ikinci hastaya gizli zikir. İkisi de efdal. Hastaya göre reçete yazıyor. Şimdi burada ama
Bu iki zıtları birleştiren uzman lazım. Uzman olmayanlar, ya bu nasıl söz, birbirine zıt. Deyiveriyor, arkasından bir de ilave ediyor. Bunlar uydurma hadis diyor. Ya sen o işi anlayamıyorsun. Anlayamadığın için inkar etme. Hastaya göre reçete yazılmış. Sen doktor musun ki ilaçlara, reçetelere tavır koyuyorsun? Şimdi bu okuyacağım hadis. Cenab-ı Hak şöyle emrediyor. Men arafallâhe kelle lisâne. Ve men arafallâhe tâle lisâne. Allah'ı bilenin dili lal olur. Allah'ı bilenin dili uzun olur. Bu da kutsi hadis. Birbirine zıt iki cümle. Allah'ı bilenin dili lal olur, konuşamaz. Allah'ı bilenin dili uzun olur. Sordular, Allah'ı bilen nasıl olur? Allah'ı bilenin dili lal olur dedi. Tekrar sordu başka biri, Allah'ı bilen nasıl olur? Buyuruldu ki, Allah'ı bilenin dili uzun olur. Peki bunu kim telif edecek? Uzmanı söyleyecek. Bakalım ne demiş? Kelam-ı dürerbarin beynindeki zıddiyeti cema ulaş. İkisinin arasındaki zıddı birleştirmeye bak, manayı anlamaya bak. Zira evvelki beyan azizde Allah'ı bilenin lisan-ı lal olduğu bildiriliyor. Evet, Hazreti Allah'ı bilen zatın nefis, heva, tabiat ve lisan-ı lal Allah'ı bilenin nefsi iflas eder, nefsaniyet yok. Nefsani arzuları, rahmani arzulara döner, lal olur. Şimdi burada anlatmışımdır. Ben tasavvuf sohbetlerime katılanlar, özel sohbet arkadaşlarımdır. Onlara özellikle tembihatta bulunuyorum. Büyüklerden öğrendiğimi söylüyorum. 6 tane çok tehlikeli düşman var. Düşman çok. Ama 6 tane çok tehlikelisi var. En tehlikeli. Üçü vücutta, üçü vücudun dışında. Ama irtibatlı bunlar. Koordine çalışıyorlar. Vücuttakiler nedir? Nefs, heva ve tabiat. Birinciyi herkes duyuyor. Nefs deyince, ne kadar anlıyorsak. İkinciye gelince bazılarımız anlıyor, bazılarımız anlamıyor. Heva nedir? Hadiste var. Heva, nefsin arzularıdır. Müttefakun aleyh olan Buhari Şerif'te, mevcut bir hadis-i şerifte Peygamberimiz biliyor ki her kimin hevası, yani nefsinin arzuları severek benim Allah'tan getirdiğime uymazsa o tam mümin olamaz. Canına minnet vererek Resulullah'ın getirdiklerini uyacak. Bir üçüncüsü var. Aslında beni 50 sene okutacak alimler var, anlamadıkları kanaatindeyim. Yani 50 sene okutacak ilimleri var. Tabiat. Nedir tabiat? En büyük düşman. Hadiste sayılıyor. Ama ne demek tabiat? Tabiat insanın yapısıdır. Ne diyor arkadaş? Ya böyle yapma. Ne yapayım ben böyleyim? Sen böyle olamazsın. Böyleyim yok. Değişeceksin. Kur'an'ın potasında eriyeceksin. Kur'an'a uymayan neyin varsa endam aynası gibi aynanın karşısına geçeceksin. Kur'an sana şuranı, 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 şuranı düzelt diyecek. Sen orayı düzelteceksin. Ben böyleyim yok. Ben asabiyim, ben sinirliyim. İşte ben, sen cimrilik yapacaksın, ne yapayım böyleyim diyeceksin. Olur mu böyle şey? İsraf yapacaksın, ne yapayım ben cömertim diyeceksin. Yok öyle şey. Öyle olmaz. Kendini düzelteceksin. Kur'an'ı kendine değil, kendimi Kur'an'a uyduracaksın. Resulullah'a kendime değil, kendimi Resulullah'a uyduracaksın. Uydum kalabalığa yok, uydum imama yapacaksın. Tabiat. 3 tane büyük düşman. Üçü de dışarıda. Birisi şeytan. Birisi dünya. Dünyada mı düşman? Bu dünya tuzak. Düşmanın emrine uyarsan düşman. Uymazsan o senin bineğin, bin sırtına Allah'a git. Buradan başka da bir fırsatın yok. Ne edip edip burada kazanacaksın. Ama dünyayı sırtına almayacaksın. Dünyanın sırtına bineceksin. Gönlü almayacaksın. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhi bari efendimiz diyor ki dünya denilen şey bir denize benzer. Ne kadar derin olursa gemi o kadar rahat yüzer.
Vücut da onun gemisidir. Ama bir tek şartı var. Gemide delik olmayacak. Delik olursa içeriye su sızar ve batarsın. Boğulur gidersin dünya. Dıştaki birinci şeytan, ikincisi dünya, üçüncüsü su-i karim. Binlerce hadis buraya işaret ediyor. Kötü arkadaş. Kötü arkadaş. Ey figan, ey ezyar nadis, ey figan. Hazreti Rabia'nın sözü bu. Hazreti Mevlana'nın sözü, ikisi de söylüyor. Benim cinsimden olmayan, derdi benim gibi Allah olmayanların şerrinden aman. Sen camiye diyorsun, o başka yere götürüyorsun. Sen Allah diyorsun, o dünya diyor. Başka bir şey söylüyor. Sen hak diyorsun, o batıl diyor. Onunla beraber bulunma, uzak dur oradan. İşim olduğu kadar bu. El dünyanın, dünyaya tapanların, Allah'a tapmayanların yüzleri cehennemin perdesi gibidir. Bakmanın biraz zararı vardır. İşim olduğu kadar. Ha, bazı yiğitler var ki, onların yüzüne güler. Sofrayı gider, cehennemin ortasında açabilirler. İbrahim Aleyhisselam, Nemrut'un ateşinin ortasına sofrasını açtı, ateş onu yakmadı. Ama ben öyle değilim ki. Elimi uzatsam, kolun kökünden gidiyor. Ben de beraber bataklığa gidiyorum. Ne yapacağım? Uzak duracağım. Kendini koruyacaksın. Yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak. Hazreti Allah'ı bilen zatın nefsi, hevası, tabiatı, lisanı lal olur. Ama bunlar lal olurken başka yerden, başka alemden açılır ona. Neresi açılır? Kalbi genişler. اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Bu ayet sadece lafız olsun diye anlatılmadı. Evet, Peygamberimizin iki defa sinesini melekler yardılar, ameliyat ettiler. Birisi Beni Said'de Halime-i Sadiye'nin kuzularını güderken nur yüzlü insanlar geldiler, Peygamberimizi sırt üstü yatırdılar, göğsünü yardılar, kalbini çıkardılar, nurlarla yıkadılar. Birisi de Miraç'a giderken önce geldiler Resulullah'a yatırıp kalbini çıkardılar. Cenab-ı Hak onu anlatırken bize elem neşrah leke sadrak diyor. Ama bu ayette bütün Müslümanların nasibi var. Sineler genişleyecek zikrullah'la. Kıraat-ı Kur'an'la, nur-u Kur'an'la, nişter-i Kur'an'la sineler genişleyecek. Sineler genişler, aklı maat. Mübarek oraya öyle demiş. İnsanda iki türlü akıl var. Birisi, Kur'an'ın terbiyesinden geçen akıl, ona aklı maat diyorlar. Birisi de, Kur'an terbiyesinden geçmemiş akıl, ona da aklı maaş diyorlar. Maişet aklı. Maişet. Hayvanlar bile tavuk yumurtadan çıkıyor, görevini yapıyor. Ördek yavrusu yumurtadan çıkıyor, yüzmeye başlıyor. Fıtratında o var, tabiatında. Dünya işlerini gören akla, akla maişet diyoruz. Ama Cenab-ı Hak kendisine tam kul olanların aklı maadini açar. Bakışı değişir. Doğru görür. Doğru yaşar. Doğruya doğru sinesini açar. Sinesini genişletir. O zaman dili hak adına uzun olur. Hakkı konuşur. İkincide ise hakkı bilen kişinin lisanı uzun olur diyor Hadis-i Şerif'te. Seyri sülük avanında makamı ferade şimdi tasavvuf başladı. Buraya kadar okuduğumuz şeriat lisanında herkesin söylediği. Ama burada tasavvuftan da bir şey açtı bakın. Tasavvuf sohbet ediyoruz. Makam-ı fenada insanın lisanı, zikri, fikri kalmaz la olur. Makam-ı fena nedir? Makam-ı fena bizim anlayacağımız kadarıyla söyleyeyim. Biz lafını söylüyoruz. Yaşamayan bilmez zaten. Tasavvuf lafla anlatılmaz. Tasavvufun kapısında la yuratul hal bil gal denir. Mellem yazık lem yarık denir. Yani hal, gal ile anlatılmaz. Tatmayan bilmez. Ama kitaplara düşeni, büyüklerden duyduklarımızı nakledeceğiz. Nedir o? Allah'ı, Resulullah'ı, evliyası, evliyaullah'ı öylesine sever ki insan,
kendi olmaktan çıkar, onların rengine boyanır. Kur'an-ı Kerim'de ne deniliyor? Sıbgatallah. Allah'ın boyası. Allah'ın boyası olur mu ya? Ama Cenab-ı Hak öyle diyor. Allah'ın boyası Allah'ın dinidir. Allah'ın peygamberidir. Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın şeriatıdır. وَمَنْ اَحْسَنَ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَ Allah'ın boyasından daha güzel. Kimin boyası var? وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ İşte biz o Allah'a kulluk ediyoruz. Dolayısıyla beşeri sıfatlardan soyunup كُنُ رَبَّانِيِّنْ diyor Cenab-ı Hak. Kul Allah olamaz, Rab olamaz ama Rabbani olabilir. İmam-ı Rabbani deniliyor. Ne demek İmam-ı Rabbani? Hak boyasına boyanmış, nefsaniyetten kurtulmuş, hak ile hak olma demiri yakalamış. Seyri sülük de o yolculuğu yapan kimse. O yolculukta da dereceler var. Bir sürü derece var. Peygamberimiz Miracını anlatırken ne diyor Süleyman Çelebi? Raf olup ol şaha 70 bin. 70 bin hicap kaldırıldı. Nur-u tevhid açtı ve şimdiden nikah. Hepimizde var o hicap. O hicapların kalkması lazım. Eğer Cemalullah'ı görmek istiyorsak bu hicabların devre dışı kalması lazım. Neyle açılacak? Tevhidle açılacak. La ilahe illallah'la açılacak. La ilahe illallah'ın da sadece lafzıyla değil, manasıyla açılacak. Tavrımız la ilahe illallah'a uyacak. Neticede vücudun bütün hücreleri muhabbetullah'la, muhabbet-i Resulullah'la, muhabbet-i Evliyaullah'la dolacak. İşte buna fena fillah deniliyor. Bu kadar anlatayım. Daha ilerisi var ama bu kadar anlatmak yeter. İşte bu raddeyi yakalayanların artık zahiren Allah demeleri dilleri lal olur, konuşmaz olur. Fakat seyri sülükünü ikmal edip döndüğü zaman Kur'an-ı Kerim'de bir peygamber var Cennet-i Âlâ'da şu anda. Girdi ve çıkmadı. Kim? İdris Aleyhisselam. Orada kaldı cennete. Ama Cennet-i Âlâ'da terakki yok. Makamı malum var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cennet-i Âlâ'yı gezdi. Ama ümmetinin arasına geri döndü. Niye? Ümmeti de topyekun toplayıp götürmek için. Çünkü bir tanesini kurtarmak, bir insanı kurtarmak, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar sahip olup tamamını sadaka vermekten evladır. Ona göre terakki edecek. Şimdi bazıların aklı almıyor. Mahşerde kaç trilyon insan olacak? Şu anda 8 milyar insan var. 1,5 milyar Müslümandan bahsediliyor. Her sene 1,5 milyar Adem'den kıyamete kadar nereden yetişecek peygamber tek başına bir insan? Efendimiz buyuruyor ki binlerce çocuğun arasında bir baba kendi çocuğunu nasıl tanırsa ben ondan daha iyi ümmetlerimi tanırım. Bizim akıl ulaşmıyor oraya ama o bizim gibi sıradan birisi değil. Ama bir menkıbe anlatacağım burada. Burada anlatayım, bırakayım. Bir ayet daha var, oraya gelelim, o ayette bırakalım, gerisini ondan sonra. Anlatacağım, menkıbeyi dinleyin yalnız. Anadolu'daki bütün tasavvuf cemaatlerinin %90'ı, Şam'da türbesi olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri var. Türbesi Şam'da ama ona Bağdadi denir, sebepleri var. Allah şefaatine nail etsin. Çok büyük bir alim. Ta Hindistan'da Şah Abdullah Dehlevi Hazretlerinden icazet almıştır. Zahiri bütün ilimleri bitirdikten sonra bir de hacca gideyim der. Ama zahiri ilimler kendini tatmin etmiyor artık. Kendini tatmin edecek bir merci arıyor. Medine-i Münevvere'ye gider, bakar birisi Ravza-i Mutahhara'ya doğru ayağını uzatmış. Şunu edepsize haddini bildireyim diye içinden geçer. Oraya yaklaşırken o ayaklarını uzatan zat, sen buranın sahibi değilsin, işine karış. Senin aradığın Mekke'de dedi, oraya gittir. Gider Mekke'ye, bakar ki aynı adam bu defa Beytullah'a karşı ayağını uzatmış.
şu edepsize iyice bir ders vereyim der. Yürür ama gene aynı ders. Sana Medine'de söyledik ama anlamadın der. Senin aradığın seni bekliyor. Dehre'ye git der, Hindistan'a. Döner, gideceğiz ama menkıbelerinde şu yazılıdır. Binlerce talebesi var. Kanlı gözyaşı döküyorlar. Gitme diyorlar. Diyor ki gitmem lazım. İhtiyacım var Dehre'ye. Bu kadar ilimden sonra. Rektör, Nizamiye medreselerinin rektörü. Anasını yalvarıyor, şuna sen söyle diyorlar. Rivayete göre annesi diyor ki, eğer bu kadar talebeyi bırakır, mahzun bırakır gidersen, sinemden emdiğim sütleri sana haram ederim. Diyor ki sen benim anamsın. Sana canım feda. Ama oradaki ilmi almak için gitmem lazım diyor. Peygamberimiz buyuruyor, ilim şimdi bile olsa arayınız bir. İki, hikmet müminin itiğidir. Nerede bulursa orada alır. O ilim orada. Şah Abdullah Dehlevi Hazretleri'nde. Kitaplarda yazmıyor. Bir ilm-i ledin sultanının kalbinde, satırda değil sadırda haber gelmiş. Diyor ki menkıbesi, yayan yapalak Şam'dan çıktı, ta Hindistan'a Dehle'ye. Yoldaki bütün Şia alimlerini sustura sustura, alimlere ders vere vere gitti. Netice oradan aldı geldi. Benim anlatacağım bu değil. Aldı geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetlerinden birine labubali davranıyormuş. Yani gevşek davranıyormuş. Diyor ki rüyamda baktım mahşer. Herkes bir istikamete doğru şefaat ya Resulallah diye koşuyor. Anlaşıldı ki Peygamberimiz teşrif ediyor. Ben de o istikamete doğru koştum diyor. Cemaati yara yara Efendimizin önüne vardım. Esselamu aleyke ya Resulallah dedim. Yüzüme bile bakmadı. Geçti diyor. Yıkıldım diyor ben. Yıkıldım. Bir hamle yaptım. Tekrar cemaati yara yara gittim önüne. Esselamu aleyke ya Resulallah dedim. Yine yüzüme bakmadı. Daha çok yıkıldım ama son bir ümit. Başa gidecek yeri yok. Cemaati yara yara mahşer altın arasında yine önünü kestim. Bu defa önünden çekilmedim diyor. Ya Resulallah kurban olayım. Ben sizin ümmetinizden falanım. Bana niye iltifat etmiyorsunuz? Niye yüzüme bakmıyorsunuz? Ben ne yapacağım? Buyurdu ki Mevlana Halid, senin bizi tanıdığından biz seni daha iyi tanıyoruz. Ama sen bizim falan sünnetimize niye lakaydı davranıyorsun? Siz orada bizi nasıl tanırsanız biz de sizi burada öyle tanırız buyurdu diyor. Söze bakın. Siz orada bizi nasıl tanırsanız dünyada, biz de ahirette sizi öyle tanırız. O yüzden Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini bir bir öğrenip onu hayatımızda tahkim etmeye gayret edeceğiz. Onlar zaten merhametlidir. İdrakimiz yettiği kadar, kim neye gücü yetiyorsa o kadar yaparsa, ne diyor Cenab-ı Hak? Yürüyerek gelene koşarak gelir. Karışla gelene arşınla gelir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bizden daha fazla. Peygamberin şefaati bizden daha fazla. Evliyaullah'ın da bu ümmeti Muhammed'e muhabbeti bizim onlara muhabbetimizden milyarlarca defa daha fazla. Yeter ki biz kulluğumuzu bilip gücümüzün yettiği kadar. Hiç olmazsa hiç olmazsa haram ikliminden çıkıp helal dairesine girmeye çalışalım. Burada bitirelim. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Sabırla beni dinlediniz. Allah bu duyduklarımızın mucibiyle amelde cümlemizi muvaffak eylesin. Bütün alemi İslam'ın ervahına, Adem'den kıyamete bütün ehli imanın ruhlarına, bir cümle Turuk-u Aliye Sadat ve mensuplarının ervahına, bize sohbet adabını öğreten Sadatımızın, o dergahlara mensup olan ehli imanın, hazır olun cemaatin bütün geçmişlerinin, analarımızın, babalarımızın cümle ehli hayrın ruhuna El-Fatiha.